Merhaba arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Tekrardan görüşüyoruz. Bu defa fazla uzatmadık arayı. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi kıyamıyorum, baktım çok ama bu yerim yok başka da. Var da diğer hayvanlarla eşleşir diye kesmek zorundayım. Çünkü diğer yavruların arasında da erkekler var, garanti. Eşleştikten sonra da günah yani. Bu bildiğiniz gibi anne tavşanımız. Bu tam 7-8 aylık, 9 aylık. O civarlarda herhalde. Geçen sene aldıydım. Yerine gittim. Bunun bir dişi aldım arkadaşlar. Bugün bir cambazçılık yaptık. Bir horoz verdim. Bir tane dişi tavşan aldım. Bunun renginde. Değiş tokuş yaptım. Değiş tokuş yaptım horozla. Tabii bunu da keseceğim malum. Çünkü dediğim gibi ve tavşan kızartması yapacağız arkadaşlar. Yani sonuçta onlar da iyi kötü insan kıyamıyor ama ne diyorlar onu, tabiatın doğanın şeyi böyle, kanunu, kanunu böyle. Bir yani, de yavrulamasını istemiyoruz. Tekrar aynen. Yavrularına bakmayacak çünkü onlar bu da iki defa denedim. Yavru ziyan bakmıyor. Oluyor yavrular. Aynen. Ölüyorlar yani. Yavru bakmıyor bu tavşan. Gerek bu tavşan yok. Yani ben dedim bir şans daha verdim ona. İki kere aynı hatayı yaptı. Hata değil de hayvanın annelik içgüdüsel şeyi zayıf. O yüzden de tavşan yavru bakamıyor bu tavşan. Bunu kimseye vermeyeceğiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar kimsenin canını yakmayalım. Biz kendimiz kesip yiyelim onu kendi malımız gibi. Yapacak bir şey yok. Gelin bakın diğer aynı renkte aynısını aldım arkadaşlar. Bu erkeği aldığımın sahibi verdi onu bana. O da erkeğe şey etmiş onu eşleştirmiş erkeğin yanına salmış eşleşti dedi dün. Ve onun demek ki dün ayın 9'u 8'i yani dün ayın 8'iydi bugün ayın 9'u. Bu tavşan gelen ayın 8'inde 9'unda yavru yapması lazım aldığımın ve onu da gelin bir görün. Aynısı tıpa tıpı burada. Bu da genç bir anne. O orada kafeste. Ona su yem koyacağım şimdi. Aynen. Altını biraz kireçleyeceğim. Temizleyeceğim. Ne de olsa ayrı bir yerden geldi. Evet. Ve bu da gidecek arkadaşlar. Hop. Bakın. Biri yarı besli bir tavşan. Bu şekilde. Arkadaşlar böyle kulaklarını da tutmayayım. Canın acımasın. Ha çıkacak. Atlıyor. Çıkmaz o da. Şimdi onun da, sen onun bir kapısını kapasan. Nasıl yapacağız onu? Çıkmaz o da. Atlıyor. Neyse sonra oraya şey yapamayacağız. Neyse onun kapısını kapatacağım sonra. Çıkmaz herhalde ya. Evet arkadaşlar. Tavşan kızartması nasıl olur? Bir de onu gösterelim size. Burada biraz hanımın eli değecek bu işe. O, aynen. Onun eli daha yatkın bu yemek konusunda. Biz de yiyici olarak kalıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi. Tabii çoğu erkek şey ya. Ben de yapabilirim de. Yani onun tadını tuzunu getirmesi daha iyi oluyor. Ben bazen ayarını biraz ya fazla kaçırıyorum ya da bir tık aşağı oluyor. O yüzden de o tam ayarlı yapıyor bu yemeği. Ben şimdi bunu keseceğim ve o da artık pişirecek. Piştikten sonra onun pişmiş halini göstereceğiz. Aşamalarını da yine anlatırım. Aynen. Aşamaları da bir şeyde içeride nasıl yaptığını, nasıl ettiğini, ne koyduğunu söyler zaten size. Yani kısmetse yiyeceğiz ne yapalım. Kıyamadım ama koyacak yerim de yok. Baksam da faydası yok. Yani bu hayvan artık genç bir hayvan ama olmuyor işte. Olmayınca bir şey olmayacak. Yani keseceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah diyelim. Buradan sonra pişme aşamasına geçeceğiz. Buraları iyi değil. Yapacak bir şey yok. Hadi arkadaşlar. Pişirdikten sonra görüşmek üzere. Pişerken ne koyulduğunda bakacağız şimdi. Nasıl olduğuna. Ne olduğuna. Bu iş burada biter artık. Onun da ömrü bu kadarmış. Ne yapalım?
Besli de bayağı. İyi de et çıkacak ondan. Yarı kuzu kadar. Maşallah. Maşallah. Güzel. Besli. Baktık hayvana ya. Baktık hayvana. Artık bu da son şeyimiz. Yapacak bir şey yok. Tertemiz oldu. Evet arkadaşlar, tavşanımız bu kadar. İçini temizledik, şey yaptık. Buradaki gördüğüm tüyleri aldım. Tencereyi şöyle bir kıvırıp koyacağız. Evet, bu şekilde daha büyük bir tencereye aldık. Altını açtık. Şu anda pişiyor. İlk önce böyle bayağı bir kaynatacağız. Çünkü çok iyi pişmesini istiyoruz. Etten, kemik etten ayrılmasını istiyoruz. Sence fırında yapınca biraz sert oluyor. Bu şekilde ideal bizim için tabii. Denemek isteyenler bu şekilde deneyebilirler. Ve ayrıca iki tane defne yaprağı koyacağım. O kokuyu alması için, et kokusunu. Bir de sarımsak şu şekilde keseyim. Sarımsak atacağım. Üstünü kapatıp bu şekilde sarımsağını ve defne yaprağını ekledik. Üstünü hafifçe bir kapatıyorum. Çatal değdiğinde etin birazcık pişmiş olması gerekiyor. Yani bu süreçte kaynayacak, bu zaman diliminde. Daha sonra fırına alınca yine tekrar size gösteririm nasıl sos hazırladığımızı. Bir şekilde kırmızı biber, yağ, salça eklemek isteyen olur. Biz ekliyoruz. Bu şekilde tadını, tuzunu ekleyeceğim. Ve fırına vereceğim. Daha sonraki aşamada işte iyice kemikten ayrıldığını göreceksiniz siz de. Yani güzel pişmiş olması gerekiyor. Az pişmiş olunca tavşan eti biraz sert olur ve yenmez. Yani çok zor yenir. Tavşanın bu özelliği var maalesef. Birkaç aşamadan geçmesi gerekiyor. Evet. Şimdi suyunu süzdüğümüz tavşanımızı, kaynayan suyunu süzdüm. Çünkü o suya etin kokusu sindiği için iyi olmaz diye bu şekilde döktük. Öyle. Böyle parçalanması gerekiyor etin yani. Bu şekilde. Şimdi buna sos hazırlayacağız. Biraz kırmızı biber. Biraz karabiber. Yağ ilave edeceğim. Şekilde kaşık alalım. Sosumuzu karıştıralım. Evde hazırlamış olduğumuz salçadan da biraz ekleyeceğim. Bu şekilde. Biraz tuz da ekleyeceğim sosa. Sosumuza tuz da ekliyorum. 1,5. Şimdi hazırladığımız sosu, tuzu da ekledikten sonra böyle üstüne güzelce yedireceğiz. O zaten bayağı bir pişmiş. Bu şekilde pişirmezseniz etiniz çok sert olur. Tavşan eti bayağı bir sert oluyor. Yani öyle böyle değil, yenmiyor hatta az pişince. O yüzden kötü bir tat olur yani. Gerek yok ona. Bayağı bir kaynatın derim. Yani güzel yenmesi için bu şekilde olması gerekiyor. Böyle. Biraz daha bunu ilave edeyim yağdan. Kırmızı biber, karabiber,
Ve biraz da salça ekledim. Hani başka sos istemedim. Zaten pişerken de sarımsak ve defne yaprağı eklemiştim. Bu şekilde sosa bulandı. Böyle bunu. Bir de fırında bir yarım saat iyice kızarması için tutacağız. Onun haricinde bir pişirme işlemi yapmayacağım. O şu anda pişmiş. Ama biz biraz kızartılmış sevdiğimiz için fırına atmam gerekecek. Biz öyle daha çok seviyoruz. Bu şekilde kızardı. Üstü sostan. Şimdi folyoyla kapatıyorum. Böyle bu şekilde güzelce kapatalım. Bu kadar pişireceğiz. Pişmiş halinde yine gösteririz. Şimdi bu kadar. Evet, şimdi tavşanımız pişti. Yavaş yavaş açacağız. Bayağı sıcak. Buhar üstünde. Bu şekilde açalım. Bu tarafını da açalım. Böyle güzel bir şekilde kızarmış. Et kemikten de ayrılıyor. Çok güzel olmuş. Elimize sağlık. Şimdi bir tabağı alıp tabağı alacağım. Şöyle şu tarafını bir tabağa alalım. Tavşan etimiz bu şekilde pişti. Et kemikten ayrılıyor gördüğünüz gibi. Sadece üstü kızardı. Etimizi suda pişirdikten sonra biz bu aşamayı yapıyoruz çünkü tavşan eti çok sert bir et. O yüzden suda pişiriyoruz, haşlıyoruz. Ondan sonra tepsiye alıp üstüne malzemesini hazırlayıp sosunu fırına atıyoruz. Bu şekilde de afiyetle yiyebilirsiniz. Üstü kızarmış bir şekilde. Tencerede de yine aynı şekilde yemeğini de yapabilirsiniz. Havucunu, patatesini ekledikten sonra tencerede de pişirebilirsiniz. Ve ayrıca burada da böyle işlem yapıp soslayıp fırına da atabilirsiniz. Tercih sizin. Afiyet olsun. Şimdiden yapacak olanlara teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.